Merhaba sevgili canlar dostlar, ben Cem Kervan. Bu hafta Tevazu Yakışır adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Bize ne yakışır? Tevazu, alçak gönüllülük, mütevazı olmak, sabır, tahammül, değil mi? Evet, İsa Ruhullah ne diyor bu konuda? En üstün kim tartışması çıktı. Abdallar, yani havariler, neden abdal diyoruz? Çünkü gezgin derviş, yani gönderilenler, İsa onları gönderdi kendi hakkında ve şahlığı hakkında müjdeler vermek için gönderdi. Abdallar ayrıca hangi abdal en üstün sayılacak diye kendi aralarında tartışmaya başladı. Şimdi bunlar da insan, böyle bir tartışma çıkmış demek. İsa onlara şöyle dedi: bu dünyada şahlar halklarına tahakküm eder. İleri gelenleri de halka veli nimetimiz dedirtirler. Yani öyle bir unvan yakıştırırlar kendilerine. Veli nimetimiz. Ama tabii halk kendiliğinden söylemiyor. Tırnaklar içinde veli nimetleri, siz bana böyle diyeceksiniz, veli nimetimiz diyeceksiniz bana diyorlar. Ama sizde böyle olmaz. Aranızda en büyük olan en küçük gibi olsun. Yöneten hizmetçi gibi olsun. Kaldı ki kim daha üstün? Sofrada oturan mı? Hizmet eden mi? Tabii ki sofrada oturan, değil mi? Fakat aksine ben aranızda hizmet eden biri gibi oldum. Çetin anlarımda bana sadık kalan sizlersiniz. Manevi babam bana nasıl şahlık verdiyse, ben de size şahlığımda benim soframda yiyip içme hakkını veriyorum. O sofra semalarda olan sofradır. Hatta tahta oturup İsrail'in 12 aşiretine hükmedeceksiniz. Çok büyük bir şeref veriyorum sizlere diyor. Yeter ki mütevazi olun, tevazu sahibi olun. Evet, ve böyle bir deyiş yazdım. Tevazu yakışır. Şahlar halklarına tahakküm eder. Eşraf kendine unvan yakıştırır. Şahlar halklarına tahakküm eder. Eşraf kendine unvan yakıştırır. Halka veli nimetimiz dedirtir. Oysa bizlere tevazu yakışır. Halka veli nimetimiz dedirtir. Oysa bizlere tevazu yakışır. Aramızda en büyük olan insin. Hizmete en küçük gibi davransın. Aramızda en büyük olan insin. Hizmette en küçük gibi davransın. Yöneten hizmet eden gibi olsun. Çünkü bizlere tevazu yakışır. Yöneten hizmet eden gibi olsun. Çünkü bizlere tevazu yakışır.
sofrada oturan mı? Yoksa üstün olan hizmet eden mi? Üstün olan sofrada oturan mı? Yoksa üstün olan hizmet eden mi? İsa hizmet eden gibiydi değil mi? Canlar bizlere tevazu yakışır. İsa hizmet eden gibiydi değil mi? Canlar bizlere tevazu yakışır. Kervanım biz zart zurt babalanmayız. Büyüklük taslayıp böbürlenmeyiz. Kervanım biz zart zurt babalanmayız. Büyüklük taslayıp böbürlenmeyiz. Burnu Kaf Dağı'nda büyüklenmeyiz. Dostlar bizlere tevazu yakışır. Burnu Kaf Dağı'nda büyüklenmeyiz. Dostlar bizlere tevazu yakışır. Evet, İsa Ruhullah ne diyor? Kaldı ki kim daha üstün? Sofrada oturan mı, hizmet eden mi? Tabii ki sofrada oturan, değil mi? Fakat aksine ben aranızda hizmet eden gibi biri oldum. Hizmet etmek, sevmek, paylaşmak, vermek, diğer insanlar için feda etmek, özverili olmak, merhametli olmak, şefkatli olmak, muhabbet, hoşgörü, tevazu, bunlar. Evet, bir hafta daha geçti. Fark etmişsiniz, pazartesi günleri böyle sade sazımla, yani bir şeyler anlatıyorum sonra çalıyorum, yani sadece sazımla diye bir seri devam ediyor. Çarşamba günü bir klip yayınlıyorum. Cuma günü aynı klibi yazılı sözlerle birlikte yayınlıyorum. Söz videosu diyorum onlara. İnşallah beğeniyorsunuz. İzlediğin için çok teşekkür ederim. İsterseniz abone olun, isterseniz yorum yazın, isterseniz diğer canlarla paylaşın, isterseniz beğenin. Ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.